Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşım dediği, derin devletin adamı olduğu iddia edilen Alaaddin Çakıcı kimdir? Alaaddin Çakıcı 20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Fındıklı köyünde doğdu. 5 çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Çakıcı'nın 2 kız 2 erkek kardeşi vardır. Babası Ali Çakıcı bir kan davası nedeniyle İstanbul'a göç etmek zorunda kalan ailesiyle birlikte Gültepe semtine yerleşmişti ve orada bir kahvehane açtı. Alaaddin Çakıcı çevresi tarafından dik başlı, kavgacı, hırslı, haksızlıklara sessiz kalmayan biri olarak tanımlanırdı. Gençlik yıllarında birkaç adam yaralama suçundan dolayı suçlu bulunan Çakıcı, ilk kez bir çiçekçinin öldürülmesinde azmettirici olarak yargılandı ve tutuklandı. Kısa bir süre cezaevinde kalan Çakıcı daha sonra serbest bırakıldı. 1972 yılında Gönül Kuşçu ile evlenen Çakıcı'nın bu evlilikten Ali, Aytül ve Betül adlarında 3 çocuğu oldu. Alaaddin Çakıcı milliyetçi bir aile yapısına sahipti ve babası ile kardeşi Genç Çağ ile birlikte 1980 yılında MHP Ülkü Ocakları'nda görev aldı. 1978 yılında çıkan sağ-sol tartışmalarından birinde amcasının oğlu Necati Çakıcı karşıt görüşlüler tarafından öldürüldü. Aynı yıl Çakıcı'nın kız kardeşi Gamze Çakıcı da bir saldırı sonucunda yakılmaya çalışıldı. 1979 yılında 5 kurşuna hedef olan Alaaddin Çakıcı ölümden kıl payı kurtuldu. 5 Mayıs 1980'de yine karşıt görüşlü kişiler tarafından Gültepe'deki kahvehanelerine silahlı bir baskın yapıldı ve babası Ali Çakıcı hayatını kaybetti. 1980 yılındaki askeri darbede silahlı eylemler nedeniyle suçlandı ve tutuklandı. 12 Eylül darbesi sonrasında açılan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar davasında yargılandı ve 41 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Sorumlu tutuldu ancak aleyhinde somut bir delil bulunmaması nedeniyle Çakıcı 82 yılında serbest bırakıldı. 82 yılında serbest kalmasının ardından Alaaddin Çakıcı kumar borcu tahsilatı ve haraç alma işlerine girdi ve iş adamlarından para toplamaya başladı. 1984 yılında ise Çek senet işlerine de el atan Çakıcı yeraltı dünyasında adını duyurmaya başladı. Yeraltı dünyasında ise Çakıcı'nın bir imzası vardı. Bu imza belden aşağıya kurşun sıkmaktı. Çakıcı tahsilat almanın yanı sıra ihracatta vergi iadesi adı altında %40'a kadar varan ödemeler yapan ve devleti soyan hayali ihracatçılardan da tahsilat alırdı. Çakıcı bu sebeplerden dolayı Turan Çevik'ten kesilen paydan da kendine düşeni aldı. Birçok kişi Alaaddin Çakıcı'nın icraatlerini yakından takip etti. Çakıcı'yı kendi amaçları için kullanma planı yapan bazı kişilerin planları maalesef suya düşmüştü ve çoğu zaman Çakıcı'yı kullanamadılar. Çünkü Çakıcı o dönemlerde Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte çalışmaya başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Kontra Terör Dairesi Başkanlığında Güvenlik Dairesini kurdu ve dairenin başına Mehmet Eymür getirildi. Özel Harp Dairesi'nde görev alan Yarbay Korkut Eken, Binbaşı Yavuz Ataç ve Kaşif Kozinoğlu operasyonları yürütmekle görevlendirildiler. Dev Sol örgütü liderlerine yapılacak olan operasyonlarda Çakıcı ve arkadaşları da kullanılacaktı. Çakıcı'nın MİT tarafından Yunanistan ve Lübnan'da Asala içinde kullanıldığı söylemlerine 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, devlet bu tür adamları yararlı olacaksa kullanır diyerek yanıt vermişti. Ermeni terör örgütü Asala'ya karşı mücadele etmeyi kabul eden Alaaddin Çakıcı, özel askeri eğitimler aldı ve operasyonda tim komutanı olarak görevlendirildi. Çakıcı'nın yurt dışı seyahatleri için kullandığı kırmızı pasaport da kendisine Atilla kod adı verildi. Gönül Kuşçu ile bir süre sonra yollarını ayıran Çakıcı, ünlü kabadayılardan olan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç ile 20 Mayıs 1991 yılında evlendi. Çakıcı adından sıkça bahsedilen bir kişi olarak yeni bir görev aldı. Özal ailesiyle yakınlığı olan Selim Edes, Emlak Bank'a 100 milyon dolarlık bir arsa satmıştı. Ancak sattığı arsanın parasını alamayınca o dönemin genel müdürü olan Engin Civan'a 5 milyon dolar vererek parayı tahsil etmesi için yardım istedi. Ne var ki Edes bu çabalara rağmen parasını alamadı.
yaramadı. İddialara göre bu olayın ardından Semra Özal devreye girmişti ve Alaaddin Çakıcı'nın eşi Uğur Kılıç ile görüştü. Semra Özal parayı tahsil etmek için Uğur Kılıç'tan yardım istedi. Daha sonra Alaaddin Çakıcı ve kayınpederi Dündar Kılıç olaya dahil oldular. Olay sonrasında açılan davada Engin Civan, "Bana rüşvet verdilerse belgesi nerede?" diyerek savunma yaptı. Buna karşılık Selim Edes, "Rüşvetin belgesi mi olur?" şeklinde açıklamalarda bulundu. Dündar Kılıç, rüşvet tahsil işi için hatırı sayılan Semra Özal'ın devreye girdiğini belirterek işi kabul ettiklerini söyledi. Arada neler yaşandı bilinmez ama Uğur Kılıç, eşi Çakıcı ve Semra Özal hakkında ciddi suç ithamlarında bulundu. Bu gergin sürecin sonunda Uğur Kılıç ve Alaaddin Çakıcı 94 yılında boşandılar. 95 yılının Ocak ayında Uğur Kılıç ve oğlu Onur birlikte Uludağ'a tatile gittiler. Ancak Abdullah Keskin isimli bir kişi otelin lobisinde Onur'un gözleri önünde Uğur Kılıç'a 3 kurşun sıktı ve öldürdü. Abdullah Keskin, Uğur Kılıç'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakat Alaaddin Çakıcı ise yurt dışına gitmişti. Eski eşi Uğur Kılıç'ın ölümünde azmettirici olmak suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Çakıcı 98 yılına kadar yakalanmadı. Zeytin Kralı olarak bilinen Erol Evcil ile Nesin Malki, Bursa'da birlikte iplik fiyatlarını belirledikleri, otobüs alım satımı ve zeytin işi gibi birçok alanda ortaklıkları bulunan iki isimdi. Nesin Malki, Türk Bank'ı satın almak isteyen Erol Evcil için Ankara'da kendisini referans olarak gösterip kapı kapı dolaşmıştı. Ancak Nesin Malki, Evcil'in aslında ortak değil, bir düşman olduğunu kısa sürede anladı. Evcil, Malki'den yüksek faizli bir borç aldı ve bu borcu ödeyemez duruma düştü. Borcunu ödeyemeyen Evcil, Çakıcı'dan yardım istedi. Artık Çakıcı, Evcil'in sorun çözücüsü oldu ve karşılığında Evcil de Çakıcı'nın kasası haline gelmişti. Çakıcı ve adamları Nesin Malki'yi korkutmak için uğraştılar. Fakat çok da başarılı olamadılar. Malki, Erol Evcil'den 400 milyon dolar borcu için baskı yapmaya devam etti. Erol Evcil'in bu borçtan kurtulmasının tek yolu Nesin Malki'yi ortadan kaldırmasıydı. 94 yılından sonra her gece tehdit telefonları alan Malki, 15 Haziran 94 yılında evinin önünde ayağından vurulduktan sonra iş insanı Korkut Yiğit ile görüştü ve kendisine yapılan tehditlerden bahsetti. Korkut Yiğit, Nesin Malki'yi yanına aldı ve o dönemin valisinin yanına gittiler. Vali Nesin Malki'ye devamlı kullandığı yolu değiştirmesini ve koruması olmadan dışarıya çıkmamasını söyledi. Bunun üzerine Malki polis koruması için bir dilekçe yazmak istedi ve dilekçesinde şunları yazdı. Finans ve tekstil konusunda hizmet veren bir kuruluşun başında bulunuyorum. Yaptığım işlerin çapından dolayı zaman zaman büyük miktarda para taşımaktayım. Buna bağlı olarak zaman zaman muhtelif tehditler alırım. Huzursuzum ve korku içerisindeyim dedi. Malki ve Yiğit dilekçeyi teslim ettikten sonra valiyle vedalaşıp yanından ayrıldılar. Valinin yanından ayrıldılar fakat dışarıya adım atar atmaz Korkut Yiğit'e bir telefon geldi ve telefondaki kişi, "Malki'yi valiye götürmüşsün. Onu koruma. Bu benim ekmek kapım. Ben bir sürü insana bakıyorum. Arada bir ona fatura çıkarttığımda onu almaya mecburum." demişti. Telefon eden kişi Alaaddin Çakıcı'nın ta kendisiydi. 6 Temmuz'da kendisine koruma verilen Malki, İstanbul dışına çıktığında korumasını yanında götürmediği için savunmasız kalmıştı. 28 Kasım 1995 tarihinde Nesin Malki Bursa'ya gitmek için uçağa bindi. Uçaktan indikten sonra Malki, Renault 9 model bir araba ile Cengiz Yüksel'i aldı. Nesin Malki, ikinci büyük ortağı olan Ali Osman Sönmez'in Yalova yolundaki iplik fabrikasına gitmek için yola çıktı. Özdilek önündeki ışıklı kavşağa geldiklerinde Malki, İstanbul'daki ortağı Erol Erkohen ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında Malki'nin taşıdığı araç çapraz ateşe tutuldu ve Malki kurşunlandı. Malki'nin öldüğünü telefondan duyan Erkohen, korku içinde karşıdan cevap beklemişti. Birçok kurşunun isabet ettiği Malki, olay yerinde hayatını kaybetti. Malki'nin ölümünden sonra İstanbul'daki şirketlerin borçları yüzünden bankalar Malki'nin ortağı olduğu için Erol Erkohen'i sıkıştırmaya başladılar. Ödeme sıkıntısına düşen Erkohen, Sümerbank'taki %50 hissesini Korkmaz Yiğit'e sattı. Diğer şirketlerdeki payını da Yiğit'e devreden Erkohen, bankaya borçlarını ödemişti. Erkohen için geride birçok Erol Evcil çeki kalmıştı. Fakat Nesin Malki'nin durumuna düşmemek için çeklerin bir kısmını Evcil'e teslim etti. Diğer kısmını da yırtıp atmıştı. Malki'nin çetrefilli ilişkilerini
ilişkilerinden dolayı korkan Erkohen, can güvenliğinin olmaması nedeniyle İsrail'e kaçtı. Erol Evcil ise Malki cinayetinin azmettiricisi olarak suçlu bulundu ve tutuklandı. Türk Ticaret Bankası, yani Türkbank, durumu kötüye gitmesiyle birlikte çökme aşamasına gelmişti. Tansu Çiller panik yaratmadan bankanın yönetimini değiştirip bankayı kurtarma operasyonunda bulunmak istemişti. Bankanın yeni yönetim teftiş kurulu başkanı bankanın Erol Evcil isimli kişiye yüklü miktarda kredi verdiğini fark etti. Bankanın yeni genel müdürü durum ile ilgili uyarıda bulunsa da genel müdür Erol Evcil'e verilen kredilerin Mehmet Ağar tarafından ricacı olunarak verildiğini, kredi için verilen senetleri bizzat gördüğünü ve sağlam olduğunu söylemişti. Bu durumdan tatmin olmayan teftiş kurulu başkanı bizzat Bursa'ya giderek verilen senetlerin Erol Evcil'in şoförü tarafından kesildiğini ve hatır senetleri olduğunu anladı. Durumu fark eden başkan kredilerin kesilmesi için banka yönetimini zorlamaya başladı. Geri ödemeye niyeti olmayan Erol Evcil'in çektiği kredilerin bir kısmı dostu Alaaddin Çakıcı'ya gitmekteydi. Kredilerin kesilmesinden rahatsız olan Çakıcı devreye girdi ve önce teftiş kurulu başkanını, daha sonra da Çiller'in yakını olan Adil Öngen'i tehdit etmeye başladı. Alaaddin Çakıcı kredileri kesmeye vesile olan Çiller'e de bir mesaj vermek istedi. 12 Mart 97 yılında Çakıcı, adamlarına Çiller ile yakınlığı bilinen borsacı Adil Öngen'e karşı bir saldırı yapmalarını söyledi. Öngen arabasının zırhlı olmasından dolayı kurtulmuştu. 1 Mayıs 97 yılında Çiller'den intikam almak isteyen Çakıcı, Flash TV'ye bağlanarak Tansu Çiller'e ağır hakaretlerde bulundu ve Özer Çiller'in rüşvet istediğini öne sürmüştü. Bu duruma çok kızgın olan Tansu Çiller, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e Çakıcı'yı yakalayın talimatında bulundu. MİT'te ona yardım eden Yavuz Ataç'ın uyarısı üzerine Çakıcı Kanada'ya gitti. Çakıcı'nın bu hareketi Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı ve hükümette sarsıntılar meydana geldi. Tansu Çiller bu olaylardan sonra başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ancak olayların ardındaki gerçekleri öğrenen kamuoyu Mesut Yılmaz ve Eyüp Aşık'ın manipülasyon yaptıklarını anlamıştı ve ikisi de kamuoyunun gözünde büyük itibar kaybına uğradılar. Amerika'nın takibinden kurtulan Çakıcı Avrupa'ya geçiş yaptı. Sık sık yer değiştiren Çakıcı bir yandan da işlerini ihmal etmedi. İddialara göre Türkbank ihalelerine katılan diğer rakiplerini korkutan ya da tehdit eden Çakıcı'nın yardımı ile Korkmaz Yiğit tam 600 milyon dolar teklif verdi ve Türkbank'ı satın aldı. Fakat bu süreçte Çakıcı'nın telefon trafiği polisin dikkatini çekti ve takibe alındı. 17 Ağustos 98 yılında Fransız polisinin düzenlediği operasyonla Nice'de bir otelde sevgilisi Aslı Ural ve koruması Muradi Güler ile birlikte tutuklandı. Çakıcı'nın üzerinden Nesim Acar isimli kırmızı pasaport, çeşitli ses kayıtlarının yer aldığı kaset bantları ve 17 bin dolar çıkmıştı. Çakıcı'nın tutuklanmasından sonra intikam peşine düşmesi ve Eyüp Aşık'a senin lafından sonra yer değiştirdim, Kanada'ya geçtim demesi Aşık'ın Çakıcı'ya yardım ettiğini ortaya çıkardı ve Aşık bakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ancak daha sonra Çakıcı'nın iddialarına göre bir başka kaset daha ortaya çıktı. Bu kasette Çakıcı, dönemin MİT Kontra Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün Çakıcı'nın yerini bulduğunu ve bunu duyan Akşener'in Alaaddin Çakıcı'nın eniştesini arayıp haber verdiğini söyledi. Akşener'in Alaaddin Çakıcı'nın eniştesini uyardığına yönelik iddiaları duyan dönemin bakanı Akşener, bu iddiaların doğruluğu kanıtlanırsa siyaseti bırakacağını söyledi. 29 Eylül 98'de Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada Çakıcı'yı yakalatmak istediğini ancak ANAP'ın bunu engellediğini söyledi. Akşener yaptığı açıklamanın ardından Kürşat Yılmaz'ın Çakıcı'nın yakalanmasında kendisine yardımcı olduğunu ve bakanlıktan istifa eden Eyüp Aşık'ın da Çakıcı'nın kaçması için yardım ettiğini açıkladı. Akşener, Eyüp Aşık'ın muhalefette olduğu dönemde iktidarda bulunan siyasi partinin Çakıcı'ya iki defa haber verdiğini ve son kasetteki ses kayıtlarında yardım edenin kendisi değil Aşık olduğunu söyledi. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Çakıcı'nın Meral Akşener'in talimatı doğrultusunda yakalandığını da ifade etmişti. Dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Fikri Sağlar, Çakıcı'ya ait başka bir ses kaydı içeren bir kaseti ortaya çıkardı. Bu kasette Çakıcı, Korkmaz Yiğit ile telefon görüşmesi yaparak sonuna kadar seninleyim, tek başına girersen alırsın demişti. Kasetin ortaya çıkması üzerine Korkmaz Yiğit gözaltına alındı ve Türkbank ihalesi iptal edildi. Korkmaz Yiğit, Bank Express'in içini boşalttığı iddiasıyla aylarca cezaevinde kaldı. Çakıcı ise Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle Fransa'nın en iyi
korunan mahkumu olmuştu ve 16 ay boyunca dünya ile iletişim kuramadan bir odada kaldı. Bir süre sonra Fransa idamı istenen davalardan Çakıcı'nın iadesini reddetti ve sadece Hıncal Uluç'un vurulması ve cinayet işlemek üzere çete oluşturarak yönetmek suçlarından yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Ve Alaaddin Çakıcı 13 Aralık 1999 tarihinde ülkesine döndü ve Kartal H tipi cezaevine konuldu.